Ata İbn-i Saib anebihi kal, Ata İbn-i Saib babasından şöyle rivayet etmiş ki, Salla bina Ammar ibn Yasir salaten fe evceze fiha. Bir gün diye Ammar ibn Yasir bize bir namaz kıldırdı. O namazı da neydi? Kısaydı. Fekultu, Ata İbn-i diyor ki, Haffefte ya Ebel Yaksan, ey Ebel Yaksan, namazı çok kısa kıldırdık. Kale Ammar ibn Yasir dedi ki: "Ve ma aleyye min zalika ve laqad da'awtu Allah bi da'awatin semi'tuha min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Diyor ki bunda benim bir vebalim yok. Tadil-i erkana bütün rükünlerine uyarak kıldırdım ama namazı kısa kıldım. Fakat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin bir duası vardı. Ben namazda onu okudum diyor. فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْلِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدَّعَوَاتِ Hazreti Ammar ibn Yasir kalkınca peşinden 3-5 kişi gitmiş, sormuşlar sen hangi duayı okudun? فَقَالَ Ammar ibn Yasir diyor ki: "Allahumma bi'ilmike al-gayb, ya Rabbi, gayb ilminle ve kudretike al-halk ve halka olan kudretinle takdirinle ahyini مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şöyle dua örgetti. Ya Rabbi eğer yaşamamın hayırlı olduğunu umuyorsan, biliyorsan beni yaşat. Yok eğer benim yaşamam hayırlı değilse ya Rabbi beni öldür dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası. Sonra devam ediyor duanın devamı. Allahümme inni eseluke haşiyeteke fil gaybi ve şehadet. Ya Rabbi açık ve gizli durumlarda senden korkmayı isterim. Yani her halükarda durumda Allahu Teala cümlemize bu imanı, bu şuuru cümlemize nasip eylesin. Ve eseluke kelimetin hakkı fil rizai vel gadab. Ya Rabbi hak anında da, rıza anında da, kızgınlık anında da senden hakkı söylemeyi isterim. Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Ve eselukel gasta fil gina vel fakri zenginlikte de fakirlikte de ne yapmayı? Dengeli olmayı. Dengeli olmayı ya Rabbi senden isterim. Ve eseluke na'imen la yebit. Ya Rabbi tükenmeyen bir nimet ver bana. Ve kurrete ayn ve la tenqati'u hiç tükenmeyen, bitmeyen bir sevinç ver. Bu duayı kim yapıyor? Kim yapıyor bu duayı? Peygamber Aleyhisselam. Namazda kim okuyor? Ammar bin Yasir'di. Tamam mı? Ve eseluke rida ba'del gada. Ya Rabbi, senin gadan geldikten sonra, hükmün geldikten sonra ona razı olmayı senden ister. Ve bireddil aiş ba'del mevt. Ya Rabbi ölüm geldikten sonra da, ölümden sonra da güzel bir yaşantı ister. Allah'ın cümlemize nasip eyle inşallah. İlk önce şuradan hayırlısıyla imanla göç etmeyi nasip eyle ya. İnşallah ondan sonra size gelir inşallah. Ve eselüke nazara ila vecike. Ya Rabbi senin cemalini seyretmeyi isterim senden diyor. Ve şevki ila liqaike fi gayri darra'in. Ve madarratin ve la fitnetin madalletin. Eğer haktan saparak fitneye düşeceksem zarar veren bir beladan da ne yaparım ya Rabbi sana sığınırım bu hale düşmekten de sana kavuşmayı isterim diye. Allahümme zeyyinle bi zinetil iman. Ya Rabbi iman zinetiyle, iman süsüyle bizleri süsle diyor. Allahümme cealna hudâten muhtedîn. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Rabbi hidayete eren ve insanların hidayetine ermesine vesile olan kullarından eyle diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Duayı örgütmüş. Kime? Ammar bin Yasir'e. Bu hadis-i şerif Nesai'de geçmiş arkadaşlar.